Diyor ki gene sosyal medya iyi ki var. Diyor ki efendim kötü hocaları görüp de dinden soğuyanlar. Peki kötü zenginleri görüp de niye siz paradan soğumuyorsunuz diyor. Bak paradan soğumuyorsun. Bir sürü kötü zengin var. Çok kirli zengin var. Hiç yardım yapmayan zengin var. Çok kötü bu adam. Parasını kullanıyor seni eziyor. Senin girmen gereken işe o kendi adamını sokuyor. Böyle özür dilerim pis zenginler var. E bunlara bakıp da biz paradan soğumuyoruz abi. Ama hoca bir yanlış yaptığı zaman tamam hocam ben hasretir camiye girmiyorum. İşte efendim namaz kılmıyorum. Niçin? Hocaların yüzünden. Niçin? İşte diyanetin yüzünden. Bakın özellikle sebep şu. Dinin siyasete alet edilmesi. Hocam din siyasete alet ediliyor mu edilmiyor mu ben onu burada yorumunu yapmayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Kim dini siyasete alet ediyorsa Allah da onu cehennemine koysun. Öyle söyleyeyim. Ama asla ve kata bu adamlar dini siyasete alet eden adamlar ve camide namaz kılıp dışarı çıkınca yanlış yapan Müslümanlar sizin için asla bir bahane değildir. Ne dedik? Peygamberimiz iki şey bıraktı. Biri Kur'an, biri sünnet. Önce Kur'an'ı öğrenin Allah rızası için. Kur'an zaten size nasıl bir hayat yaşayacağınızı, kimi örnek alacağınızı, nasıl giyineceğinizi, nasıl yürüyeceğinizi, nasıl konuşacağınızı, komşunuzla nasıl geçineceğinizi, annenize, babanıza nasıl davranacağınızı bu Kur'an ne yaparsa zaten öğretir.